Onur Koleji'nden herkese merhaba. Bugün sizlerle üslü ifadelerle ilgili soru çözümü yapacağız. Haydi başlayalım. Bakalım ifadeye. Öncelikle bir ifadenin negatif kuvveti alınırken içerideki ifadenin çarpmaya göre tersi alınıp sonra kuvveti alınır. Fakat bu ifadede içeride negatif bir sayı var. Bu sayının tamamının çift kuvveti alındığı için otomatikman içerisi pozitif olur. Öncelikle burayı bir halledelim. Yazıyorum. Ne demekti söylediğim? Burası pozitif oldu. 2 üzeri eksi 3'ün eksi ikinci kuvveti şeklinde yazabiliriz. Buradaki negatiften kurtulduk. Şimdi aynı şekilde buradaki de aynı. Bakıyoruz. Gerçekten de çift kuvveti alınmış. Pozitif yapar en sonunda çünkü. Yine 3'ün karesinin karesi şeklinde yazabiliriz. Burayı da aynen yazıyorum. Şimdi tekrar düşünelim. Evet, negatif kuvvet alınırken içerisi ters dönüyor falan ama burada ne var gördüğün gibi? Kuvvetin kuvveti var. O yüzden direkt eksi 3 ile eksi 2'yi çarpabiliriz. Nasıl yazılır o halde? 2 üzeri eksi 3 çarpı eksi 2'den 6 şeklinde yazılabilir. Bütün negatiflerden, üstlerden kurtulduk. Devam edelim. Burada da parantez gördüğün gibi sadece 3'ü almış. 3'ün karesinin karesi şeklinde. Ne oldu 2 ile 2'yi çarptık? Eksi 3'ün 4. kuvveti oldu. Buraya kadar da bir sorun yok. Burada da eksi 2'nin karesidir. Üstleri en son yazayım diye bu şekilde yazdım. 2'nin 6. kuvveti neydi? Tabandakini üssü kadar yan yana çarpıyorduk. O halde 2'nin 6. kuvvetini direktmen çarptığımızda 64 diye yazabiliriz. Devam ediyorum. 3'ün 4. kuvveti de buradan 81 gelir. Eksi 2'nin karesinden 4 geldi. Devam edelim. Şuraları eşittir koyalım. Bu işlemin sonucu da buradan eksi 21 şeklinde yazılabilir. Gördüğünüz gibi burada öncelikle bazı kuralları denedik, kullandık. İkinci kuvveti alınınca hemen aklımıza gelmesi gereken şey içeridekini karesi alınınca pozitif yapacağı. Çünkü tamam evet ters çevirdikten sonra karesini alacağız. Ama o zaman da sonuç ne gelecek? Pozitif gelecek. Biz baştan yazalım ki kafamız karışmasın. Evet arkadaşlar, diğer sorumuza geçiyoruz. Bakalım şu ifadeye de. Ne oldu burada da? Bu sefer parantezin dışında ne var? Tek kuvvet var. O halde bu ifade aslında eksi x'in eksi birinci kuvvetinin eksi ikinci, eksi üçüncü kuvveti değil mi? Sonuç kesinlikle negatif gelecek mi? Çünkü üçüncü kuvvetini alacağım da ve şu ifade de zaten eksiyi almadığı için ve çift olmadığı için bir etkisi olmuyor. O halde ne yapıyoruz? Direkt eksi 1 ile eksi 3'ü çarparak yazabiliriz işlemimize direktmen. Nasıl yazıyoruz? Eksi 1 çarpı eksi 3'ten x'in eksi x'in 3. kuvveti şeklinde yazabiliriz. Devam ediyoruz. Çarpı. Yine üstleri çarpıyoruz. Çünkü en sonunda fark ettiysen tabanlar aynı olacak. Tabanlar aynıysa ne yapıyorduk çarpma işleminde üslü ifadelerde? Üstleri topluyorduk arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum. X üzeri eksi 8 çarpı devam ediyorum. Burada da gördüğün gibi ne olmuş? Yine ikinci kuvveti alınmış. Parantezi gördün mü? Parantez bunu da hedef gösteriyor demektir. Demek ki eksi 2, eksi x'i pozitif hale getirecek. Burada eksi kalmayacak. X'in 3 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 6. kuvveti şeklinde yazabiliriz. Buradan da ne kaldı geriye? X üzeri 11. Bunlar çarpım durumunda sonuç demek ki ne olacak kesinlikle? Eksi olacak. Dolayısıyla eksiyi yazıyorum. X üzeri. Tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu. Hemen nasıl yazacağız? 3 eksi 8 eksi 6 artı 11. 3 ile eksi 8'i topladığın zaman 3 artı eksi 8'den 3 eksi 8 oluyor. Bu detayları biliyorsunuz zaten. Vermiyorum tek tek. Yazalım. O halde burada bu ifadeleri topladığın zaman, çıkardığın zaman ne geliyormuş? X üzeri
Sıfır geliyor arkadaşlar. Peki bir sayının sıfırıncı kuvveti neydi? Bir de duyuyorum sesinizi. Burası ne olacak? Bir olacak. Ama bu önünde ne var? Eksi var. O halde sonucumuz ne oldu? Eksi bir oldu. Peki neden eksiyi de sıfır bir yapmadı? Çünkü bu ifade eğer not geçelim. Eksi x'in sıfırıncı kuvveti olsaydı ne olurdu? Kesinlikle sonucumuz 1 olurdu. Ama burada bana eksi x'in sıfırıncı kuvveti yani sıfır eksiyi kapsamıyor. O halde yani eksinin de bir kuvveti değil arkadaşlar. O halde bunun sonucu da eksi 1 oluyor. Buraya dikkat ediyoruz. Tamam mıdır? O halde devam edelim. Diğer sorumuza geçtik. Bu da güzel bir soru kalıbıdır arkadaşlar. Sonucu kaç basamaklı bir sayıdır diyor. Bana çarpımının sonucu nedir demiyor, değil mi? O halde burada dikkat etmem gereken şey basamak sayısını bilebilmem için onun bir kuvveti halinde yazabilmem gerekiyor. Dolayısıyla üslü sayılarda eğer 2 ve 5'in üsleri aynıysa tabanlar çarpılacak. Örneğin işte üstleri x'ti, tabanlar çarpılacak ve şöyle bir not olarak geçeyim burayı. Ne olacak sonuçta? 10 üzeri x şeklinde yazabileceğiz. Yani ben aslında bu konuma mı getirmeye çalışacağım bu sayıyı? Evet. O halde şurayı bir düzenleyelim. 2 üzeri 8. Ben 2 üzeri 8 bunu 11. kuvvetten yazamam. Ama 5 üzeri 8 şeklinde de yazabilirim. O halde önce 2 üzeri 8'i bir yazalım. 5 üzeri 8 yazalım. Ama ben gerisini yok mu edeceğim? Hayır. Tabanlar aynı, üsler toplandığı için buraya ne kalıyor geriye? 5 üzeri 3 kalıyor. Hiçbir şey değiştirmedik, dokunmadık. Yani yine burası 5 üzeri 11 oldu. Ama ben artık bu ikisini ele alacağım. Üsler aynıysa tabanlar çarpıldı. Buradan ne geldi? 10 üzeri 8 geldi. Çarpı 5 üzeri 3. 5 üzeri 3 dediğim şey neydi? Tabandakinin üstü kadar yan yana çarp. 5 çarpı 5 çarpı 5'ten 125 geldi. 125 çarpı 10 üzeri 8. Bu ne demektir? Bir sayının arkasında 8 tane 0 yazmak demektir. Peki 125'in arkasında 8 tane 0 varsa 8 basamak oradan gelecek. Bir de 125 var. 3 basamak da buradan geldi. 3 basamak artı 8 basamak toplamda 11 basamaklı oldu bu sayı. Tamam mıdır arkadaşlar? Bu kadar basitti. Buraya kadar anladıysak son sorumuza geçebiliriz. Bakıyoruz. ABC'yi vermiş üstü ifadeler şeklinde ve bana diyor ki ABC'yi küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi bu sayılar bu şekildeyken ben geçip de acaba bunları işte 2 üzeri 60 bunu bilemem değil mi? Şu anda 2 tane 60 tane 2'yi yan yana bu şekilde çarpamam. O halde ben birbirlerine benzer bir şekilde yazmam gerekiyor bunları. Peki üstleri benzer bir şekilde yazabilir miyim? Bunu düşünmem gerekiyor hemen. Yani bu 3 sayının da en küçük ortak katını yazarsam kuvvetin kuvveti şeklinde yazamaz mıyım ben bu sayıları? Üçünün de ek okunu aldığımızda 60, 48 ve 36'nın ek okunu aldığımızda arkadaşlar üçünün de en küçük ortak katı 12 geliyor. O halde şöyle diyoruz. Madem öyle üçünün de ortak katı 12 ise ben 2 üzeri nasıl yazarım? 2 üzeri bir kuvvetin 12. kuvveti şeklinde yazmam gerekiyor A'yı. A dediğim ifade neydi? A dediğim ifade 2 üzeri 60'tı. Bunu acaba nasıl yazarım? 12 ile kaçı çarparsam 60 olur diye düşünüyorum. O da 5 oluyor. Tamam mıdır? O halde bu 2 üzeri 5 dediğim şey tabandaki sayıyı üstü kadar yan yana çarpıyoruz. 2 üzeri 5 dediğim sayı 32 oluyor o halde. Bu 32'nin 12. kuvvetidir diyebiliriz. Üstleri eşitleyip tabanları sıralayacağız. Tabanlara göre bu sayıları sıralayacağız daha doğrusu. B'ye bakalım. Neydi B? 3 üzeri 48'di. O halde 3'ün bir kuvvetinin 12. kuvveti bana ne verecek? 48'i verecek. Yani 12 ile kaçı çarparsam 48 olur? 48'i 12'ye bölmek demek işte. O halde ne yazabiliriz buraya?
4 yazabiliriz. Ne oldu buradan? Ne geldi? 3 üzeri 4 ne demek arkadaşlar? 3 üzeri 4 dediğim şey de nasıl yazılır? 3'ün 4 defa yan yana çarpımı şeklinde. O da 81 oluyor. 81'in 12. kuvveti. Son olarak C eşittir. C neydi? 5 üzeri 36'ydı. O halde ben nasıl yazıyorum? 5 üzeri bir sayının 12. kuvveti bana neyi verecek? 5 üzeri 36'yı verecek. Kaç olur? 12 ile kaçı çarparsak olur? 3'ü çarparsak buradan da 5'in 3. kuvveti. Yan yana çarp demek. Bunu sürekli söylüyorum çünkü aklınızda kalsın diye. Ne kadar çok söylersek, ne kadar çok yazarsak o kadar çok hem anlarız hem de biraz olsun da ezberimizde de kalır. Çünkü 3 üzeri 4'ün direkt 81 olduğunu hatırlayabilirsin zaman kaybetmemek için. Yoksa nasıl yapıldığını biliyorsun. Ezber mantıklı olan bir şey. Devam ediyoruz. 5'i yan yana 3 defa çarptığında ne geliyor buradan da? 125 geliyor. 125'in 12. kuvveti. O halde küçükten büyüğe doğru sıralayın diyordu. En küçük ne oldu arkadaşlar? A oldu. 32 daha küçük. Daha sonra B oldu. Neden? 81 geliyor çünkü sonrasında. En sonda 125 geliyor. Yani C ifadesi diyebiliriz. Dersimizi sonlandırıyoruz burada. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.